Doktor hanım. Ha, siz doktor musunuz? Hayır, ben hasta bakıcıyım. Millie King'di değil mi? Evet benim eşim. Tamam beyefendi, hanımefendi, sakin olun. Eşiniz bizim ellerimizde, güvende, merak etmeyin. Doktorumuz çok iyi bir doktordur. Geldim doktor hanım. Mike Bey, hastayı hazırlayın, bir de doğum kıyafeti getirin. Tabii doktor hanım. Ay, acaba iyi olacak mı ya? King, korkma King ya. Ne oluyor ki iyi olmasın? Doğum yapıyor sadece. Korkmana gerek yok. Sen annemi aradın mı, asıl annemle babamı? Ya hayır. Tamam dur, ben hemen onları arayayım. Doğum çantasını falan getirsinler ya. Böyle olmaz, hiçbir şeyimiz yok. Ya nereden gittik o Allah'ın belası Luna Park'a sanki? Arıyorum ben annemi. Of ya. Ne yapsam ki? Efendim, sizin de mi eşiniz doğum yaptı? Evet doğumda şu an. Hayırlı olsun efendim. Aradım annemleri, King geliyorlar. Tamam. İnşallah kareniz ölmez ya da çocuk falan. Üst. Ne diyorsun be kardeşim, ağzını hayra aç. Manyak mısın kardeşim, bir tane kodum uçarsın ha, ağzını topla. Kardeşim ağzını topla, şöyle bir tane kodum uçarsın ha. Ne diyor ya? Şömaz. Olamaz. Çocuğun kalp atışları biraz yavaş. Ne oldu hocam, bir şey mi var? Yok Mila Hanım, bir şey yok, sakin olun. Hemşire Hanım, normal doğum planlıyorduk fakat çocukların kalp atışı beklediğim gibi değil. O yüzden normal doğum gerçekleşemez, çok riskli olur. Bu yüzden sezaryen yapmak durumundayız. Anlaşıldı doktor hanım. Anestezi uzmanını çağırın. Peki doktor hanım. Mila Hanım, sakin olun. Her şey yolunda, her şey yolunda. Bebekleriniz gayet sağlıklı bir şekilde dünyaya gelecek. Derin nefes alıp verin. Sakin olun Mila Hanım. Tamam doktor hanım. Ama lütfen çabuk olun. Ay, of. Umarım yapabilirim. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Doktor hanım, anestezi uzmanımız geldi. Hastane... Bir dakika ya, sen stajyer değil misin? Senin burada ne işin var? Uzun hikaye hocam. Ne? Doğum doktoru nerede? Onun hastası vardı, kadın da doğurmak üzereydi, o yüzden ben aldım. Doktor hanım, ben iyi değilim.
Oh, olamaz olamaz. Hanımefendi iyi görünmüyor. Sana bu yaptığın hesabını sonra soracağım. Anestezi iğneleri. Bu burada doktor bey. Geç çabuk geç. Geçiyorum. Mili Hanım şimdi kolunuzu uzatın. Neden? Siz bana güvenin. Kolunuzu uzatın Mili Hanım. Evet. Şimdi. Hastamız az sonra bayılır. Evet sayıyorum Mili Hanım. Bir. İki. Üç. Ve bayıldı. Bayılmamış. Dört. Beş. Altı. Şimdi bayılmıştır yani. Mili Hanım. Mili Hanım. Efendim doktor bey. Bu yine bayılmamış. Allah Allah, bir terslik mi var? Hemşire yanlış iğneye mi vurduk yoksa? Hayır doktor bey. Elinizdeki anestezi iğnesi. Allah Allah, böyle yapmaması gerekiyordu ya. Dur bir daha sayalım. Üç. İki. Bir. Ve hasta bayıldı. Yine bayılmamış. Doktor bey hızlı olun. Allah Allah. Bir daha sayalım bakalım. Üç. İki. Bir. Ya bu hasta niye bayılmıyor? Mili Hanım bağırmayın, sakin olun. Derin nefes alın. Derin nefes alıp verin. Derin nefes alıp verin Mili Hanım. Derin nefes alın. Doktor bey. Ne oldu? Evet, tabii ki de böyle bir şey olmadı. Şaka. Doktor bey, sanırım artık çok geç. Normal doğum başlamış. Ne? Olamaz. 40 yıllık anesteziyenim, ben böyle şey görmedim. Bu kadın bayılmıyor. Bu kadında sorun var. Bende yok. Geliyor. Geliyor bebek, geliyor. Mili Hanım, derin derin nefes alıyoruz. Derin derin nefes alıyoruz Mili Hanım. Hoy 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 hoy. Mili Hanım, derin nefesten kastım o değildi. Ya sus be, zaten iki saatte doğumu yaptıramadınız. Ölüp de ölüp dirildim burada. Çocuk benim içeride, bir şey olduysa sizi gebertirim. Sizi dava ederim ona göre. Geliyor. Geliyor. King. King geliyorlar. King Bey, tebrik ederim. Nur topu gibi ikizleriniz oldu. İşte o an çocuklar. Kalbimde çok değişik duygular hissediyordum. Daha önce hiç hissetmediğim duygular. Demek baba olmak böyle bir şeymiş, dedim kendi kendime. İyiyim King, iyiyim. Mili Hanım çok yorgun King Bey. Minik ufaklıkları ve Mili Hanım'ı hasta odasına çıkarmalıyız. Tabii tabii, tabii. Çok tatlılar. Çok tatlılar değil mi King? Evet. Haleniş kuyban olmuş size. Ne tatlıcınız siz. Bir kız bir erkek değil mi? Evet. Ya bak. Aşkım, halanım ben senin, bir tanem. Ya babası bak nasıl masum bakıyor. Yuh. Uf, King Allah bağışlasın ya. Aynen. Da annem nerede kaldı ya? King, bak nasıl da halasına benziyor. Sallama be, babasına benziyor asıl. Lan hadi oradan git işine. Allah Allah, görmüyor musun? Burnu aynı ben. Yasuna bak, ağzı aynı ben, gözü aynı ben, kası aynı ben. Sası da aynı ben ya. Bu çocuk benim gibi olacak büyüyünce, benim gibi. Hayır, halası gibi olacak o. Değil mi kuzum? Şuna bak nasıl bakıyor bana. Sevdin beni değil mi hacım? Hakkı. Gördün mü, bana dedi, sana demedi King ağla. Analarına da hiç benzemiyorlar. Zaten neden benzesinler ki? Onlar benim genimden geliyor. Değil mi King? Sus. Bir şey söyleme. Tamam, vazgeçtim. Sen şimdi yine karını savunursun. Halacığım. Canım benim. Siz annenizle değil benimle oynayacaksınız değil mi?
Abla bir, niye bebek gibi konuşuyorsun? İki, analarını niye kötülüyorsun çocukla ya? Ya King şaka yapıyoruz herhalde ya. Annenizi sevin tamam mı kuzum? Evet evet. Zaten anladı şu an bebek seni. Bebek değil, onun bir ismi var. Bir dakika, aslında bir ismi yok. İsim koymadık. Evet. Siz isim düşünmüş müydünüz Melih'le? Yani öyle birkaç tane vardı da tam karar vermemiştik hani. Aman, her şeyi illa ben halledeceğim değil mi King? Neyse, zaten halaları olarak isim koyma işi de bana düşer. Çünkü halalarım yani, değil mi King? Değil mi? Abla bağırma. Tamam, bağırmıyorum. Bu çocuklar da ne kadar şey çocuk, hiç ağlamıyorlar değil mi King? Aynen aynen. İşte benim yeğenlerim. Yani ne olacak? Neyse dur, ben sana şimdi düşündüğüm isimleri söyleyeceğim King. Alice, evet bitti. Alice'le bitti sus. İki kişi yok mu? Nasıl bir isim? Yani ikisinin ismi de Alice mi? Hayır hayır, ikisinin ismi de Alice olmayacak. Bak, kız olanın ismi Alice olacak, erkek olanın ismi Ali. Allah'tan şaka yapıyorum. Ay ay, geldim. Yavrum, doktor hanım, bir bak bakayım buraya. Buyurun hanımefendi. Millie King. Millie King'in kaldığı odaya bakmıştım. Nerede acaba? Hemen ileride hanımefendi. Siz akrabalar mısınız? Evet evet, yeni doğan bebeklerin büyük annesiyim. Hanımefendi, Allah bağışlasın, nur topu gibi iki tane torununuz oldu. Ya deme, çok mu tatlılar? Çok tatlılar hanımefendi, ben doğum doktorlarıydım da. Nasıl geçti, doğum iyi geçti mi? Geçti geçti, merak etmeyin. Stajyer olmama rağmen çok iyi yaptım, çok iyi iş çıkardım. Bir dakika, sen stajyer miydin? Benim işim var hanımefendi, sonra konuşuruz. Zaten Milli Hanım'ı kontrole geleceğim az sonra. Hadi siz gidin, hemen oda ileride. Allah Allah, stajyer doktora doğum yaptırmışlar. Uf, şu eşşoğlu eşşek King yok mu? Benim oğlum değil mi? Benden olanlar da benim gibi salak oluyor ayol. Neyse King, bunları beşiklerine koyalım da şimdi annem falan gelir. Der ki yeni doğmuş bebekleri bu kadar kucakta taşımak iyi değildir der. Kızar bize. O yüzden hadi koyalım beşiklerine. Abla. Ne oldu? Arkana bak. Demek öyle Queen Hanım. Anne. Anne vallahi bırakıyorduk çocukları. Kızım, koskoca halı oldun. Yani hala daha bir şeyleri ben mi öğreteceğim sana? Anne, ben dedim bebekleri bu kadar kucakta taşımak iyi değildi diye, bu dinlemedi. Sen sus eşek sıpası. Seninle de ayrı konuşacağım. Stajyer doktora doğum yaptırmışsın. Başka anne doktor... Vallahi başka doktor kalmamıştı o yüzden. Ben bunun hesabını size sormaz mıyım? Ay neyse ya, onu bunu boş verin de. Anne bak torunların. Çocuklar gelin bakın, büyük anneniz. Yürüyün. Çok tatlılar değil mi anne? Kızım sıkma çocukları. Sıkmıyorum zaten. Oş maşallah, Allah nazarlardan saklasın. Çok tatlıymış benim torunlarım. Anne, o elindeki doğum çantası mı? Evet kızım, doğum çantasını getirdim. Koyuyorum şuraya. Millie uyanınca artık kendisi bakar. İçinde lazım olan her şey vardı. Ben koydum birkaç tane, bir şey daha eksikler vardı. Neyse, verin bakayım torunlarımı kucağıma. Al anneciğim. Ay yavaş yavaş, dikkatli ver. Şimdi bu bir bebek ya, bunun kafasının yarısı su evladım. Bunun daha beyni oluşmamış. Su bunun kafasının yarısı, o yüzden dikkatli olmalıyız. Yerim yerim. Onu da ver. Oo, biri kız biri erkek değil mi? Evet anneciğim. Babaannesinin bir taneleri. Mukadderatlı Abdülbaki. Mukadderatlı Abdülbaki mi? Anne ne diyorsun? Anne. Anneciğim ne diyorsun? Biz onların isimlerini daha koymadık. Ayrıca onlar nasıl isimler? Kızım, nesi varmış mukadderat isminin? Anne hayır da nereden çıktı mukadderat ismi yani şimdi? Kızım, senin büyük annenin dayısının eniştesinin kızının büyük annesi vardı ya kızım. Kesin vardır anneciğim. Ha işte onun kayınçosunun kız kardeşinin anneannesinin teyzesinin üvey kızının üvey annesinin üvey teyzesinin anneannesi kızım.
Mukadderat kızım, hem bizde öyle adettir büyüklerin ismini koymak. O biraz büyük değil, o biraz fosil olmuş artık anneciğim. Yani üveyinin teyzesinin, amcasının, dayısının. Anne ne diyorsun, sen iyi misin? Hadi bu böyle geldi. Abdülbaki nereden geldi? O da ben gençken benim sevdiceğimin ismiydi be kızım. Anne saçmalama Allah aşkına, ver çocuklarıma. Anne çocuklara düzgün isimler koyalım. Allah Allah, bu çocuklar büyüyünce ne biçim isim koydunuz demeyecekler mi? Bana kızarlar sonra anneciğim, hala nasıl müsaade ettim böyle isim koymalarına diye. Kız senin ismini ben koydum. Senin ismin kötü mü kız? Queen. Anneciğim değil de mukadderat ne yani? Mukadderatla Queen aynı mı şimdi yani? Ayrıca benim ismimi de sen koymadın. Aman beğenmezseniz beğenmeyin. Büyükler küserse ben karışmam. Anne kadın bizi tanımıyordur bile, ne küsecek? Babaanneniz ve halanız sizin isimleriniz hakkında tartışırken anneniz de uyanmıştı. Ay. King. Millie uyandı. Millie. Queen. Millie kızım, iyi misin kızım? İyiyim anneciğim, iyiyim çok şükür. Kızım stajyer doktora doğum yaptırılır mı, aklınız nerede sizin? Anneciğim başka doktor kalmamıştı, ne yapalım? Evet anneciğim, açıkladık ya bunları biz sana Millie'yi, böyle şeylerle sorularla yorma anneciğim. O artık bir anne zaten, değil mi Millie? Ay evet de ne kadardır uyuyorum ben ya. Millie'cim valla doğumdan çıktığından beri uyuyorsun. Sen uyurken annem az da çocukların ismini mukadderatla Abdülbaki koyacaktı. Ne? Kızım ne var ya, hepiniz de benim üstüme geliyorsunuz, Allah Allah, çok beğenmiyorsunuz, siz koyun o zaman. Biz koyacağız zaten anneciğim, yani ben koyacağım halaları olarak. Aslında biz King'de birkaç tane isim düşünmüştük değil mi King? Evet evet. King de garibim, hiç konuşmuyor. Konuşsana King babaları olarak. Ya ben ne diyebileyim ki yani şimdi? Bence bunların adı ne olsun? Bak kızda birazcık şey tipi var böyle. Ver bakayım kız yeğenimi bana. Holocuğum sen bana mı benziyorsun? Bak saç rengi falan aynı ben bu çocuğun ya. Aynı ben. Millie'cim hani sana benzeyecekti, sana benzeseydi sarı olurdu. Bak kahverengi benden almış gene. Ama oğlan olan da sarı gibi bak. Oğlan olanın daha saçı bile çıkmamış. Buldum. Buldum. Vallahi buldum, billahi buldum isimlerini. Ne buldun? Prince ve Nicholas. Ne? Prudence ve Nicholas mı? Evet anne, Prudence ve Nicholas. Aslında ben kız olanın ismini Knight koymayı düşünüyordum ama. Knight mı? Ya Prudence ile Nicholas ya. Prudence ile Nicholas. King çok güzel değil mi? Hem bir tane dizi izliyorduk biz, cadı dizisi. Neydi? Sabrina. Evet Sabrina'da da vardı. O karakterler çok havalıydılar böyle. King isimler de çok havalı zaten. Hem uyumlulardı bak. Prudence Nicholas. Prudence halacım gel buraya. Bak soy isimleriyle de uyuyor zaten. Prudence King, Nicholas King. Çok güzel bence. Abla bilemedim ki şimdi. Ya bilemeyecek ne var ya. Prudence ve Nicholas işte. Çok güzel değil mi anne? Anne destek ol bana. Yani kızım ben de bilemedim açıkçası o Prudence ile Nicholas, yani bilmiyorum. Ay. Hem kızım sen bir dursana, anneleri var burada. Dur sen bir kızım, geri çekil. Millie'cim. Yani Queen. Ne işte güzel. Yani ben kızımın adını Knight koyacağım. Hayır Prudence olacak. Knight olacak. Prudence olacak. Knight olacak. Queen'cim benim kızım değil mi? Ben doğurdum. Knight olacak. Prudence! Ya siz şu kavgayı bırakın da erkeğin adı ne? Hadi kızınkini bulduk diyelim. Nicholas! Tamam. Hey. Ne oluyor burada? Bir şey olmuyor doktorunun, çocuklara isim koyuyorduk sadece. Ama Queen Hanımcığım lütfen bağırmayın, burası hastane, diğer hastalarımız da var burada. Doktor Hanım Allah aşkına söyleyin, Prudence mı daha güzel, Knight mı? Prudence'ın anlamı nedir? Ya bir tane dizi karakteri vardı çok havalı, çok seviyordum, onun adı ya. Lütfen Prudence olsun.
Ama ben annesi olarak Knight olmasını istiyorum. Knight'ın anlamı geceydi değil mi Mile Hanım? Evet. Kızım, annesine bırak bence. Ya hayır, ayda yılda bir hadi yeğenim olmuş. Bana ne, ismini koymayacaksan bunlar benim niye yeğenim? Knight da Knight. Ay ne Knight'ı, Prudence da Prudence. Benim bir fikrim var. Nedir? Bence kızın adı Prudence Knight King olsun. Hem bu sayede hem annenin dediği olur, hem halanın dediği olur, hem de isim çok uyumlu oldu. Bakın Prudence Knight King. Ay güzel oldu aslında. Prudence Knight King, Nicholas King. Vallahi muhteşem oldu. Akı. Akı. Ya çocuklar da sevdi. Prudence hacım. Buna da kısaltmadan Nicky diyelim. İsimlere de karar verdiğinize göre ben gideyim doğum kağıdını getireyim. Sonra da siz gidin nüfustan nüfus cüzdanlarını çıkartın, isimlerini yani. Evet doktor hanım, bir an önce çıkartalım nüfus kağıtlarını. Tamam, ben gidip doğum kağıdını getireyim o zaman. Buyuruş Nick. Nicholas. Buyuruş. Ay kendi çocuklarımı kendim sevemedim vallahi. Verin kız biraz da bana. Hadi anneye git Prudence. Ay Knight'ım benim. Hadi Nick anneye git oğlum. Az daha Abdülbaki ile mukadderat oluyordu ya atları. Mukadderat mıdır nedir artık, ne saçmalıksa. Ay neyse, doğum çantalarını getirmiştin değil mi anneciğim? Ha getirdim yavrucuğum şurada. Queen onu bana bir versene ya. Onun içinde gerekli şeyler vardı da. Vereyim Mileciğim. Evet, şu ilacı alın Mile Hanım. Alayım. Tamam güzel, ver bakayım onu da. Tamam, karnınızın şişi değilmiş Mile Hanım. Güzel, her şey yolunda gitmiş herhalde. Evet her şey yolunda gitti. Aferin, stajyer olmana rağmen iyi iş çıkarmışsın gibi, bir sorun yok. Gerçekten mi? Teşekkür ederim. Bu doğumdan sonra seni de stajyerlikten normal doğum doktorluğuna terfi ettirebiliriz. Ciddi misiniz? Evet ciddiyiz. Git başhekimle konuş. Ben de konuşacağım. Çok teşekkür ederiz doktor hanım. Hayatımızı kurtardınız. Rica ederim Mile Hanım. Siz de benim hayatımı kurtardığınız sayenizde artık stajyer değilim. Kendimi kanıtlamış bir doğum doktoruyum. Ay ne güzel. Biz artık bebeklerimizi alıp eve gidebilir miyiz lütfen? Yani odalarını göstereceğiz daha. Ben onlarla daha oyun oynayacağım. Hem bunlar niye hala büyümedi? Niye hala küçükler? Ki niye büyümedi bunlar? Ben bunlarla ne zaman oyun oynayacağım ya? Bunlar bu kadar küçükken ben bunlarla oyun oynayamam ki. Ya senin nasıl beynin var ya? Ya çocuk bir gün bile geçmedi. Nasıl büyüsün? Yarın büyüyecek mi? Queen Hanım. Göz açıp kapayıncaya kadar büyüyorlar. Merak etmeyin. Bir büyürler yarın gibi gelir size. Ay inşallah öyle olur. 2 haftaya büyür. Ya bir boş yapma ki. Bu arada sorunuzun da cevabını vereyim. Evet taburcu olabilirsiniz şu anda. Mile Hanım gayet iyi. Bebekler de iyi. Haftada bir kontrole gelirsiniz. O kadar. Yuppi. O kadar bağırırsınız olacağı bu. Ve işte böyle çocuklar. Doğum hikayeniz, isminizi koyma hikayeniz falan hep bundan ibaret. Ağlayacağım vallahi. Queen Hanım şu an zaten ağlıyorsunuz. Evet zaten ağlıyorum. Ay o doktor demişti göz açıp kapayıncaya kadar büyüyecekler, ben hiç inanmamıştım. Göz açıp kapayıncaya kadar büyüdüler gerçekten canlarım benim. Yine tamam bir şiş aile mahalle aşkına kafamı şişiydin. Tamam iyi güzel hoş bir hikaye de biz asil soyuya gelelim şimdi.
Hangimiz daha büyüyüz? Hangimiz 10 saniye önce doğduk? Evet. Bu sorunun cevabını hiçbir zaman alamayacaksınız çocuklar. Ya anne! Gel buraya. Hayır King, sen de kaç.